Mesajlarınız, tweetleriniz gelmeye başladı sevgili izleyenler. Vergi meselesine takılan izleyicilerimizin çokluğu dikkatimi çekmiyor değil. Ekran başındaki emekli izleyenlerimiz de bize mesajlarını gönderiyorlar. Kendilerine saygı selam ederiz. Günaydın, iyi yayınlar. ÖTV'lerin hesabını sormak bizim de hakkımız diyor Sinan Sözmen Twitter'dan gönderdiği mesajda. ÖTV'yi... Çok özür dilerim. ÖTV'yi icat edenler kendi bütçelerini nasıl yönetiyorlar, bunu sormak bizim de hakkımız demiş. Bir diğer mesajda seçimlerde AK Parti'nin belediyesine oy verirken biz Müslümanız da AK Parti'ye oy vermediğimizde biz Müslüman değil miyiz diye sormuş. Seçmen vatandaş olarak bizim de hakkımız değil midir? Bunu anlamadım. Bunu bir tekrar gönderirseniz okurum. Mehmet Öztürk bir mesaj göndermiş. Emekliler bu ülkenin üvey evlatları değildir. İnsanca yaşamak bizim de hakkımız. Mehmet Öztürk, Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Genel Başkanı diyor gönderdiği mesajda. Dün itibariyle gündeme bomba gibi düşen bir görüntü var. Ordu Fatsa'dan bir çevre mücadelesinin görüntüsü. O görüntüler aslında çok zor koşullar altında çekildi. Hatta görüntüleri çeken gazeteci tehdit aldı sevgili izleyenler. Yani İşin içinden iş çıktı. Çevre mücadelesi zaten bir haber değeri taşıyorken gazetecinin duyduğu sözler, bir güvenlik gücü tarafından, bir mensubu tarafından duyduğu sözler işin içinden iş, haberin içinden haber çıkardı. Toprağına ve suyuna göz dikenlere karşılar diyor Bir Gün gazetesi bugün. Konuyu ilk sayfasına taşımış. Para kazanmak uğruna toprağa ve suya göz dikenlere karşı halk sessiz kalmıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy köyünde tek su kaynağının bir alabalık tesisine kiralanmasına karşı yurttaşlar eylem yaptı. Jandarma biber gazıyla müdahale etti. Sol Parti Fatsa ilçe başkanı Resul Şahin, su ticari bir meta değildir, suyun alabalık çiftliğine verilmesinde kamu yararı yoktur dedi. Muğla'nın Milas ilçesi Aslankaya köyünde taş ocağına karşı mücadele sürüyor şeklinde bir cümlede Milas'a ayrılmış. Hadi gelin Ordu'ya gidelim, gözlerimizle görelim. Ben mahkeme kararı infazını gerçekleştirmek zorundayım. Sen gerçekleştireceksen bizi yıkacaksın. Önce muhtar olarak beni yıkacaksın. Sonra suyu kesecek. Muhtar en önde durdu. O da mahallelide kesilmek istenen suyuna siper etti kendini. Ordu'da jandarma ve köylü karşı karşıya geldi. Arbede çıktı. Şu an zorla. Getir. Bir tane daha geç. Bak nefesim daralıyor diyor. Hala adamın üstüne çekiyor musun? Nefesim daralıyor. Çekil şuradan. Hayır. Çekerim. İsaretleşme. Eziyet. Ordu Fatsa'ya bağlı Sefaköy mahallesinde akan kaynak suyu 5 yıl önce Devlet Su İşleri tarafından bir alabalık çiftliği firmasına kiralandı. Ancak kiralanan su mahallelinin de aynı zamanda içme suyuydu. Mahalle halkı kararın iptali istemiyle Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Yerel mahkeme dava sonucunda kiralama kararını iptal etti. Ama firma temyize başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay yerel mahkeme kararını bozdu. Karar üzerine suyu kiralayan firma yetkilileri mahalledeki kaynak suyunu kesmeye çalıştı. Gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Evinizdeki suyu kesseler, anneniz köyde, Yozgat'ın köyünde çamaşır yıkadığın suyu kesseniz nasıl bir davranış beklerdiniz bu insanlardan? Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar jandarmaya suyun neden kesilemeyeceğini anlatmaya çalıştı. Ancak jandarmanın çıkan arbedede müdahalesi sert oldu. Zor kullanacağım, video çekmeyin. Bakın beyefendi, video tamam. Basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var. Şurası şu anda yok. Nasıl yok? Tamam, şu anda yok. Kanun nedir şu bunun anda, için? Şu anda adam... Bununla ilgili kanun tamam, nedir? Video çekmeyin. Kanunu aşağıda gösteririm size. Burada resmen eziyet yapıyorlar adama ya. İnsan gibi davranın. İnsan gibi. Mahalle muhtarıyla birlikte gözaltına alınan 11 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaynak suyunun kesildiği mahallede ise iddiaya göre 60 ev susuz kaldı.